TV8 ekranlarında 8'de sağlık tümüze devam ediyor ve şimdi konuğumuz güzellik ve yaşam danışmanı Sayın Deniz Kalender. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Neredeyiz? Evet, bizler deyiz. Maşallah, pozitif enerjinizle. Şimdi ilk soru şu. Güzellik danışmanlığı ve yaşam danışmanlığını birleştirme sebebiniz nedir? Aralarında nasıl bir bağlantı var? Şöyle söyleyeyim, güzellik danışmanlığı zaten kişinin dış görünüşünde ufak dokunuşlarla ihtiyaçları doğrultusunda işlemleri gerçekleştirmektir. Ve güzelliğine güzellik katmak, kendinin en iyi versiyonu haline getirmesini sağlamaktır. Yaşam koçluğunda da kişinin iç benliğine kavuşmasını sağlamaktır aslında yaşam koçluğu. Kişi iç benliğine kavuşursa eğer, dışsal olarak eksiklerini, esas ihtiyaçlarını anlayabiliriz. Çünkü bunlarla ilgili zaten bize gelen danışanlarımızda çok fazla kararsızlıklar söz konusu. Ama kişinin iç benliğine kavuşmasına destek olduğumuzda bu sefer güzelliğine güzellik katmamız daha sağlıklı bir şekilde oluyor. Çok güzel. Peki, protez tırnak çok rağbet görüyor. Neden yaptırılmalı? Özellikle tırnak yeme alışkanlığı olan danışanlarım çok fazla. Ve malum bayanlar genelde evde işte bulaşıkla işte ve temizlik malzemeleri uğraştığı için tırnaklarında incelme oluyor. Sağlıklı uzayan temiz tırnaklara sahip olamıyor. Kişiler nut bir görünümde protez tırnak yaptırırsa hem tırnaklarını aslında korumuş oluyorlar hem de tırnak yeme alışkanlığından kurtulmuş oluyorlar. Çok güzel. Peki ipek kirpik nedir? Volümlendirmeniz nedir? Kendi kirpiğinize zarar verir mi? 3 tane soru oldu böyle arka arkaya. Tamam, olsun. Söylediğim, ipek kirpik aslında kişinin kirpik yapısının taşıyabileceği ölçüde kirpik takımıdır. Fakat bir de mega volüm dediğimiz bir kirpik var. Bu daha yoğun, daha double bir kirpiktir. Evet, kendi kirpik yapısı çok ince ve çok güçsüzse, işte bir bakım yapmıyorsa kirpiklerine, o zaman otomatikman bir mega volüm dediğimiz yoğun bir kirpik takıldığı zaman kendi kirpikleri deformasyona uğrar. Çünkü zaten güçsüz bir yapıya sahip. Ama ipek kirpik dediğimiz natural bir volümlendirme, natural, nötr görünlendirme yapılırsa kendi kirpikleri zaten zarar görmez. Uzmanlar çünkü kirpiğin kalınlığı ve uzunluğuna göre kirpik takar. O yüzden herhangi bir zarar durumu söz konusu olmaz. Sizi bulmuşken bu soruyu da sormak isteriz. Lazer epilasyon sistemlerinden buz lazer hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Buz lazer açıkçası gerçekten piyasada birden fazla buz lazer çeşidi var. Ve ince kıl gören, kalın kıl gören şeklinde ayrılabiliyor. Ama orijinal buz lazerler çoğunlukla kalın kıllarda sonuç verir. Bunların ayrımını iyi yapabilmek lazım. İnce kıl yapısı varsa kişinin de hani farklı bir cihazla tercih etmeleri daha sağlıklı olur. Bu yüzden ben genelde lazer epilasyon isteyen misafirlerime, danışanlarıma her zaman söylerim. Bize gelseniz de gelmeseniz de çift farklı cihaza sahip salonları tercih etmelerini, kıl yapılarına uygun cihaz tercihinde bulunmalarını söylerim. Peki her kıl lazerde sonuç alır mı? Şimdi eğer ki kişinin kılları ince ve orta tüy yapısına sahipse, demin de söylediğim gibi aslında hani ince kıl gören lazer cihazları var ve kalın kıl gören cihazlar var. Bu yüzden çift cihaz olan salonları tercih etmeli. Eğer kıllar beyaz ise o zaman da iğneli epilasyon yöntemiyle sonuç alabilirler. Kesin sonuç mu? Yanma riski var mı? Eğer kişiler düzenli gelirse ve doğru cihazla, doğru yöntemle işlem yapılırsa ama en önemli özelliği düzenli gelinmesi. Çünkü kıllar 21 günde bir evreye uğrar ve düzen sağlanmadığı zaman bu sefer kıllarda dökülme yerine çoğalma meydana gelebilir. Düzenli gelirse %90, %95'e kadar sonuç alınır. %5'lik işte %10'luk kısımda daha çok böyle ayva tüy şeklinde gözü rahatsız etmeyecek şekilde kalır. Peki acı, ağrı hissi oluşuyor mu bu işlemlerde? Şimdi teknoloji günümüzde fazlasıyla gelişiyor. Geliştiği için de yeni sistem cihazlarda ağrı, acı eşiği hani bir sir kadar bile denilemeyecek kadar azdır. Yani öyle aman aman dayanılmayacak bir ağrı, acı söz konusu asla değildir. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirler yeni teknoloji cihazlarını. Bölgesel zayıflama nedir? Gerçekten sonuç alınıyor mu? Bölgesel zayıflamada yine her zamanki gibi işi uzmanına bırakıp, işte ben bu cihazı gördüm, bu cihazla çalışmak istiyorum, bu cihazla etki alıyorum demek yerine kişinin
bölgesini teşhis etmeniz, yani ücretsiz bir şekilde muayene randevusu oluşturulabilir. Kişinin o bölgesini görüp, o bölgesine hangi cihazla çalışacağı konusunda karar verilmelidir. İşte bir sarkma olan bölge, vakumlama işlemi değil de, şimdi bir vakumlama işlemi moda oluyor. Kişiler ne yapıyor? Ben bu işlemi istiyorum. Ama bir sarkma olan yere, bir vakumlamayla işlem yaparsan, iyice sen oraya deformasyona uğratırsın. Orayı sıkılaştırma işlemleriyle çalışman gerekiyor. Yani doğru işlemle, doğru teknikle, doğru uzmanlara kendilerini bırakabilirlerse kesinlikle efsanevi sonuçlar alabiliriz. Peki G5 selülit masajı nedir? Zayıflamadaki etkileri nelerdir? G5 selülit masajı aslında vücutta kan dolaşımını hızlandırırken aynı zamanda lenf sıvısının akışkanlığını sağlar. Vücut zaten lenf sıvısının akışkanlığını iyi bir şekilde sağlamadığı zaman, kan dolaşımını düzenini sağlamayıp vücut ödem toplamaya başladığı zaman yağ tabakaları oturur. Bu da kişide işte yağ bölümleri oluşturur. Kilo ya da selülit problemi oluşturur. G5 masajı da vibrasyon yöntemiyle çok aman aman dayanılmayacak bir ağrı acı olmadan o bölgelerde hem ödem atımını düzenli sistematik hareketlerle hem de yağ yakımını, kan dolaşımını hızlandıran işlemdir. Minimum 6 seans uygulandığı zaman, tabii bölgenin yoğunluğu ve derinliğine göre değişebilir. Minimum 6 seans uygulandığında çok güzel sonuçlar alınabilir ve ağrıları çok iyi gelir. Aklınızda bulunsun. Güzel, ağrılara iyi gelmişti evet, tabii. Kesinlikle. Evet. Peki ben özel olarak şeyi soracağım. Erkekler nasıl? Şimdi hep biz bayanlar diye düşünüyoruz bu anlattığınız konularda ama artık son dönemlerde erkekler de ilgi gösteriyorlar güzellik merkezlerine, yaşam merkezlerine. Gerek zayıflamaya, gerek işte lazer epilasyona. Evet. Bu konuda fikriniz nedir? Şimdi sonuç olarak bakımın bayı bayanı olmaz, cinsiyet ayrımı olmaz. Yani nasıl bayanların tırnakları uzuyorsa erkeklerin de tırnakları uzuyor. İşte diplerde etlenme ya da işte kaşları görünümü iyi olmayan bir şekilde olabiliyor. Bunlar yani bayının ihtiyacı olduğu gibi bayların da ihtiyacıdır. Gönül rahatlığıyla gidip uzmanlara kendilerini emanet edebilirler. İşte bir ölçülü kaş alımıyla, tabii ki bir bayan gibi bir kaş alımı yapılmaz. Ama bir ölçülü kaş alımıyla, toparlamayla daha düzgün bir yüz ifadesi oluşturulabilir. İşte dip etleri temizlendiği zaman, manikürünü pedikürünü yaptırdığı zaman yaşam standardını daha üst seviyeye çıkartır. Çünkü bütün gün malum ayakta çalıştığımız işler oluyor genelde. Bütün yorgunluğumuzu onlar taşıyor. El ayak bakımımız o yüzden önemli. Ve ben şahsen kendi salonumda zaten bay estetisyenim bulunmakta. Hani biraz daha bay misafirlerimin önemli olduklarını hissettirebilmek açısından daha rahat hissetmelerini sağlayabiliyoruz bu açıyla alakalı. Bence ihmal etmemeliler diye düşünüyorum. Peki yazın da lazer seanslarına devam edilebiliyor mu? Yine bunda aslında son teknoloji cihazlara geleceğim. Eğer ki kişi, yani firmalar son teknoloji cihazlarla çalışıyorsa artık yeni sistem cihazlarla bronz tenede uygulama yapılabiliyor. Sadece bizler danışanlarımıza şunu söylüyoruz. Denize gitmeden 3-4 gün öncesinden bizlere gelmeli. Yani 1 gün ya da 2 gün önce değil. Çünkü cilt sonuçta bir işlem görüyor. Evet. İyi korunması gerekiyor. Ve denize gittikten sonra ister istemez bronzlaştığı için ilk bir hafta zaten cilt hassas. Yani buna sadece lazer işlemi değil, başka herhangi bir işlem de uygulanmaması lazım. Denize gittikten ilk bir hafta sonrası. Haricinde artık 4 mevsim gönül rahatlığıyla lazer epilasyon son teknoloji olabilir, cihazlarda uygulanabilir. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizlerle tanışmak çok güzel bir duygu. Bizler için de öyleydi. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta. Konuğumuz güzellik ve yaşam danışmanı Sayın Deniz Kalender'di. Güzelliğe ve yaşama dair birçok şeyi konuştuk. Çok güzel sorularımıza harika cevapları aldık. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.